Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Kanala ilk defa geliyorsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Bugün cilt yaşımızı geri almak için altın iğne radyo frekans yönteminden bahsedeceğim. Bu gerçekten son yılların en popüler estetik uygulamalarından bir tanesi. Birçok kullanım amacı var. Mekanizma şöyle çalışıyor. Bir iğneler var, 36 tane, cilt altına batırarak o bölgede bir küçük mikro hasar oluşturuyoruz. Ama bu mikro hasar iz bırakmayacak bir hasar. Cilt altına gelen hücreler bu hasarı onarmak için daha çok elastin, daha çok kolajen sentezleyerek oradaki daha sıkılaşmayı ve liflerin protein yapının daha çok artmasına neden oluyor. Peki hangi amaçlarla altın iğneyi kullanıyoruz? Öncelikle iki farklı başlığımız var. İki tane ışığımız var. Bir kırmızı ışık, bir de mavi ışık. Kırmızı ışığı daha çok gençleşme, sarkmaları önleme, işte boyun gençleşmesi, yüz gençleşmesi, el sırtı gençleşmelerinde, gözenek sıkılaştırma ve gözenek küçültme tedavilerinde, yine aynı şekilde fazla sebumun salgısını azaltma açısından kullanmaktayız. Mavi ışık dalga boyunda daha çok terleme tedavilerinde ve saç tedavilerinde altın iğneden faydalanıyoruz. Kadın erkek fark etmezsizin tüm yaş tiplerinde, 18 yaş üstünde tabii ki de, yine yaz ve kış ayında yapılabilen tedavi yöntemidir. Bana çok soruyorsunuz, hocam yazın yapılabilir mi altın iğne? Herhangi bir sakıncası yoktur. Yüzde bir iz bırakmaz. Sadece işlemden sonra tabii ki de bütün işlemlerde olduğu gibi güzel bir şekilde güneş koruyucumuzu kullanmamız gerekiyor. İşlem antiseptik olarak önce yüzü temizliyoruz. Sonra bir krem sürüyoruz. Lokal anestezik krem uygulayacağımız bölgeye. Sonra yaklaşık 10 dakika bekliyoruz. Sonra kremi silip yine antiseptik solüsyonunu silip iğneleme işlemine başlıyoruz. Şimdi iğneleme işleminin iki tane avantajı var. Bir, iğnelerin batıp çıkması yine orada bir kolajen uyarımı tetikliyor. Radyo frekansta o bölgeye gelen fibroblastları daha çok yoğunlaşmasını sağlayıp daha çok protein üretmenini sağlıyor. Yani bir taşta altın iğneyle iki kuş vurmuş oluyoruz. Peki seans aralıkları ne kadar olmalı? Genelde ben 3-4 hafta arayla 3 seans öneriyorum. Özellikle akne skarlarının tedavisinde bu sayıyı da biraz daha artırabiliriz. Aynı şekilde cilt gençleşmesi istiyorsak yaşa bağlı ve cildin deformasyonuna bağlı tek seansa da faydalı olabilir. Bazen birkaç seansı yıl içerisinde de böyle biliyoruz. Şimdi biraz da uygulamadan bahsedeceğim size. Evet, şimdi krem sürdük. Bir 10 dakika, 10-15 dakika bekledik. Şimdi kremimizi siliyoruz. Yüzümüz uyuştu. Buradaki amaç ne? Biraz daha hastamız bazında konuştuğumuzda gözenek sıkılaştırmak. Çünkü biliyorsunuz ki bizim 36 tane iğne var, şimdi birazdan göstereceğim. Girip çıkacaklar, girip çıkacaklar ama bunların milimetrelerini biz ayarlıyoruz. 3,5 milimetreye kadar çalıştırabiliyoruz ama ortalama gözenek sıkılaştırmak için 1,5 milimetre yeterli olacaktır. Daha sarkma tedavilerinde ya da akne izi tedavilerinde biraz daha 2 milimetre, 2,5 milimetre, 3 milimetre hatta 3,5 milimetreye kadar çıkabilmekteyiz. Yani bu bizim elimizde. Dediğim gibi buradaki amaç kırmızı ışıktan da faydalanmak. Zaten aleti kullanırken kırmızı ışığı da göreceksiniz. Kırmızı için kırmızı başlık, mavi uygulamalarda mavi başlık tercih ediyoruz. Hemen şöyle başlıkları göstereyim size. Mesela bu mavi başlık daha çok hiperhidroz, yani terleme tedavilerinde kullanıyoruz. İşte ya da saç kıl foliküllerinin canlandırılmasında ve saç dökülmesinin azaltılmasında kullanıyoruz. Mavi başlıklar böyle. Kırmızı başlıkları daha çok anti-aging bakımlarda, yaşlanma karşıtı bakımlarda, gözenek sıkılaştırma ve akne izi tedavilerinde ya da çatlak tedavilerinde ve scar tedavilerinde, iz tedavilerinde kullanmaktayız. Yine selülitte de kırmızı başlığı tercih ediyoruz. Şöyle makineyi de göstereyim ben size. Burada işte derinliği seçebiliyoruz, level'ları seçebiliyoruz. İşte ben burada atıyorum 0.5 mm seçeceğim gözenek sıkılaştırıcı için. Ne kadar radyo frekans time'ını seçebiliyoruz. Onun dışında level'ı seçebiliyoruz. Bunu 10'a kadar arttırmamız mümkün. İşte red ve blue ışıkları seçebiliyoruz. Böyle çok kullanışlı bir cihaz. Şöyle çalışma şeyini de göstereyim size. Şöyle. They know that I need a rhythm of ecstasy to get the disco feel. Baby, give me the song that keeps rolling on along until
get it done before tomorrow comes. So don't let, don't turn back, 'cause we can feel the funk. Evet. Şimdi işlemimiz bitti. Çok kızarıklık olmadı. Biraz hassas ciltler biraz daha fazla kızarabiliyorlar. Bazı ciltlerde yani hiç kızarıklık bile olmayabiliyorlar. Dediğim gibi o derinlik bize ait. Gözenek sıkılaştırmak için yapacağımız için buradaki 1,5 mm yani çok çok küçük bir derinlik bizim için yeterli oldu. Dolayısıyla kızarıklık olmadı. Ama işte akne scarlarında biraz daha derin çalışıyoruz. 3,5 mm gibi. O zaman minik bir kızarıklık oluyor. 2-4 saat içerisinde o kızarıklık geçiyor. Bundan sonra bakımda ne oluyor? 2 saat duş almanızı istemiyoruz. 2 saat sonra hastamız duş alabilir. Güneş koruyucusunu mutlaka kullanıyoruz. Bir hafta kullanmak zorunda. Bununla birlikte PRP ve leke mezoterapileri ya da gençleştirici, parlatıcı mezoterapiler de uygulayabiliyoruz. Hatta burada mikro kanalları açıldığı için atıyorum 1000 atış yaptık diyelim. 36 tane iğne var. 36.000 mikro kanal açılıyor. Sadece ürünü sürmek bile cilt altına ürünün nüfuz etmesi açısından faydalı oluyor. Yani enjeksiyon yapmadan bile sadece sürerek de cildin kalitesini arttırmada ve beslenmede mezoterapi vitaminlerinden faydalanabiliyoruz. Ekstra bir enjeksiyona gerek kalmıyor yani demek istediğim. Dediğim gibi bir ay sonra gerekirse bir seans daha yapılabiliyor. Minimum 3 hafta geçmesi lazım cildin kendini tamir etmesi açısından. Tekrar edeyim, hangi amaçlarla kullanıyoruz? Cildin kalitesini arttırmak, elastin ve kolajen proteinini arttırmak açısından kullanıyoruz. Scar'lı varsa scar'ları azaltmak için, derinliklerini azaltmak için scar tedavilerini kullanıyoruz. Yine kaş kaldırmada kullanabiliyoruz. Şu bölgeye yaptığımızda bu bölge sıkılaşacağı için bir miktar kaş kalkıyor. Yüz germe ve boyun germe de yine aynı şekilde kullanılabilen bir iğne, altın iğne metodu. Onun dışında scar tedavilerinde, selülit tedavilerinde kullanabiliyoruz. Başlık değiştirerek saç dökülmelerinde ve hiperhidroz tedavilerinde de altın iğneden faydalanabiliyoruz. Alt ve üst göz kapaklarına da kullanabiliyoruz altın iğne radyo frekansı. Özellikle cerrahiden kaçan, korkan ya da çok cerrahi ihtiyacı olmayan hastalarda kapak sıkılaştırmada ve gözaltı torbalarında da etkili bir tedavi yöntemi. Kliniğimizde bir eksiklik vardı. Altın iğneyi de tamamlamış olduk. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bize 0544 788 1911 telefondan da ulaşabilirsiniz. Beni hala takip etmiyorsanız, takip ederseniz Instagram'dan ve TikTok'tan da sevinirim. Bugün de böyle bir uygulama videosu çekmek istedim. Sorularınız varsa aşağıda ya da Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.